Bugün burada Pizza Belediyesi'nin daveti üzerine geldik ve bizler için özellikle Türkiye'de, Orta Doğu'da gerçekten de ciddi anlamda barışın, demokrasinin özlemle beklendiği bir süreçte ve bunun için HDP olarak bu kadar çok emek sarf ettiğimiz bir süreçte böyle bir dayanışma ağını büyütme talepleri bizler için çok önemlidir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Son dönemler Türkiye'de, Kürdistan'da ve Orta Doğu'da yaşananlar ne yazık ki çoğu zaman üzülerek takip ettiğimiz bir boyutta. Bir taraftan şehirler yakılıyor, insanlar öldürülüyor. Savaşın acı yüzü kendini gösteriyor. Bütün insan hakları, özgürlükler, demokrasi adına her şey ne yazık ki bir şekilde bir tarafa bırakılmış. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel haklardan insanlar yoksun bırakılma ile karşı karşıya. Bu anlamda da bizlere yani HDP'ye düşen de bütün bu bahsettiklerimizin son bulması ve bunun için nerede bulunursak bulunalım bunun sesini her yere duyurabilmek ve bu dayanışma ağını büyütebilmektir. Noi oggi ci troviamo qui con la richiesta di comune di Pisa e questo per noi è molto importante di venire a trovare, a parlare dalla mancanza di democrazia e della libertà, proprio un momento storico che stiamo vivendo in Turchia, che a poter portare fuori la voce dei massacri, dei coprifuochi e di antidemocrazia che viene praticata in Turchia. Noi come HDP, il nostro principio di fare il portavoce del popolo che stanno vivendo sotto di questo massacro, è molto importante di avere la solidarietà internazionale anche nel livello politico. Che ci porterà avanti a riuscire dare un voce ai popoli che vengono, i popoli che resistono su una democrazia che oggi viene minacciata in Turchia. Türkiye'de çözümün bekleyen, Kürt sorunun çözülmesini bekleyen Kürtler, özgürlükler bekleyen inançlar, kimlikler varken buna dönük aslında halkların kendi kendini yönetebileceği, özgür ifade edebileceği, ortak bir yaşam içerisinde kendini var edebileceği bir düzen söz konusuyken ne yazık ki buna karşı büsbütün tekçiliği, diktatörlüğü ve despotizmi ortaya koyan bir Erdoğan gerçekliği var karşımıza ve bunun içinde her gün birçok kez aslında basında takip ettiğiniz birçok suça bulaşabilecek boyuta varmış durumda bu başkanlık sistemini ilan etmek üzere ve yakın bir süreçte de çok net bir şekilde ele alındı. Türkiye'de özellikle Kürdistan'da halkın seçtiği belediyelere dönük seçilmişlerin, belediye eş başkanlarının görevden alınarak yerine kayyumların yani seçilmişler yerine atanmışların konulması söz konusu. Bu anlamda belediyelerle bu arada bir araya gelip yani onların bu anlamda ortaklaşmayı, dayanışmayı büyütme talepleri bizler için önemlidir. Bu anlamda hem demokrasi için hem insan hakları hem özgürlükler için sınırların değil aslında ortak bir dayanışmanın önemli ve geçerli olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Io ringrazio tanto proprio per questo momento, anche sempre storico, che il popolo curdo che in Turchia sta lottando per la democrazia e la libertà. E in questo periodo c'è un sistema di dittatoriale che ogni richiesta democratica viene dichiarata come un reato perché Erdogan, proprio per suo progetto di sistema di presenziale, sta facendo un reato di guerra, il mondo rimane in silenzio. È proprio questo momento che hanno deciso di togliere i sindaci che sono stati scelti democraticamente dai popoli e mettere lì un commissario che viene scelta direttamente dal governo, perciò la richiesta di fare i patti di amicizia, la solidarietà con i comuni, questo momento per noi è molto importante e noi ringraziamo tanto al Comune di Pisa per questa richiesta.